Evet, kainatın envanı hikmet dairesinde insanın etrafına toplayıp bütün hacatına kemal-i intizam ve inayetiyle koşturmak bilbedaha iki haletten birisidir. Ya kainatın her bir nevi kendi kendine insanı tanıyor, ona itaat ediyor, muavenetine koşuyor. Bu ise 100 derece akıldan uzak olduğu gibi çok muhalatı intihac ediyor. İnsan gibi bir aciz-i mutlakta en kuvvetli bir sultan-ı mutlakın kudreti bulunmak lazım geliyor. Veyahut bu kainatın perdesi arkasında bir kadir-i mutlakın ilmiyle muamelet oluyor. Demek kainatın envağı insanı tanıyor değil, belki insanı bilen ve tanıyan, merhamet eden bir zatın tanımasının ve bilmesinin delilleridir. Ey insan, aklını başına al. Hiç mümkün müdür ki bütün enva mahlukatı sana müteveccihen, muanet ellerini uzattıran ve senin hacetlerine lebbek dedirten Zat-ı Zülcelal seni bilmesin, tanımasın, görmesin. Madem seni biliyor, rahmetiyle bildiğini bildiriyor. Sen de onu bil, hürmetle bildiğini bildir.